İntegral Forex TV'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda geçen haftalarda olduğu gibi birinci çeyrek bilanço değerlendirmesi yapacağız. Bu haftaki konuğum Alarko Holding. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum programıma katıldıkları için. Birinci çeyrek bilanço dönemi Alarko Holding için oldukça iyi geçti. Sonuçlar nasıl? İş kollarındaki değişimler nasıl olacak? İkinci çeyrekte nasıl sonuçlar bekleniyor? 2022 hedefleri ne? Ve 2030 yılında da bir hedefleri, bir vizyonları var. Bunların hepsini konuşacağız. Öncelikle iki konuğuma da hoş geldin demek istiyorum. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Sayın Alparslan Salper. Merhaba Alparslan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler Seda Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Özgür Kalyoncu. Merhaba, hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Bu yayında iletişimi sağladığınız için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde böyle hep beraber güzel bir yayın çekiyor oluyoruz. Öncelikle sağ olun. Davetimi kabul ettiğiniz için de sizi ağırlamaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Teşekkür ederiz. Yani tüm paydaşlarımızı ulaşabildiğimiz her kanaldan bilgi taşımaya ve aktarmaya uğraşıyoruz. Bu anlamda sizler çok değerlisiniz. Sizlere de bizler adına teşekkür etmek isterim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi izninizle öncelikle ben 2022 yılı birinci çeyrekte açıkladığınız finansal sonuçlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ondan sonrasında da bunların kırılımlarını ve detaylarını konuşuruz sizinle. 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ciroda %306'lık bir artış oldu. 980 milyon TL'lik bir ciro açıklandı. Hem birinci çeyreğe göre, yani geçen senenin birinci çeyreğine göre, hem de dördüncü çeyreğe, 2021 yılının dördüncü çeyreğine göre iyi bir ciro rakamı açıklanmış oldu. Hatta geçen yılın son çeyreğine, yani dördüncü çeyreğe kıyasla %37'lik bir artış var ciroda. Brüt satış kârı %388 artış kaydetti. Benim dahil etmiş olduğum kalemlerle hesaplamış olduğum FOVEP'te birinci çeyrek, geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla %545'lik bir artış var. 209 milyonluk bir FOVEP açıklandı. Esas faaliyet kârı %798 gibi oldukça yüksek bir rakamla, bir oranla artış kaydetmiş oldu. 192.8 milyon TL'lik bir esas faaliyet kârı açıklandı. Ve son olarak da ana ortaklık net kârı 1 milyar TL açıklanarak bir önceki çeyreğe kıyasla muazzam bir artış gerçekleştirmiş oldu. 2021 yılı 4. çeyreğe kıyasla da %33'lük bir artış oldu net kârda. Tabii kalemlere baktığımız zaman öncelikle cirodaki %306'lık artış net kârı oldukça olumlu yansımış görünüyor. Burada kalemleri tek tek elemine ettiğimiz zaman öz kaynaklarla değerlenen artıştan gelen kalemin bir olumlu etkisini ve vergiden olumlu gelen kalemin de olumlu etkisini görüyoruz. Ama cirodaki artış çok daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlamış net kâra. Diğer taraftan karlılıkta, kâr marjlarında yükseliş var. Detaylarından bahsedeceğiz. FAVÖK marjı 7.9 puan artarak %21.34'e yükselmiş. Alarko Holding nakit bir firma, borçlu bir firma değil ve bu şekilde devam ediyor ve güzel bir nakit yönetimi yapan bir firma. Dolayısıyla net borçluluk ya da net borç bölü FAVÖK'e bakmamıza gerek yok. Nakdini yöneten ve güçlü bir şekilde bunu sürdüren bir firma. Diğer taraftan baktığımız zaman hisse performansı bir aylık dönemde %10'luk bir yükseliş kaydetmiş. 3 aylık dönemde de %58'lik bir yükseliş kaydetmiş. Yılbaşına göre de %130'luk bir yukarı yönde eğilim oluşmuş. Evet, ben bu özeti geçtikten sonra detaylarını size bırakacağım. Öncelikle tabii ki ciro ve cirodaki kırılımı konuşmakta fayda var. Elektrik dağıtım ve üretim kısmından gelen katkının oldukça olumlu olduğunu biliyoruz. Yani birinci çeyrekte mesela bu alanda neler yaşandı, nasıl bir regülasyonlar geldi ve pozitif tarafı, negatif tarafı sizin için ne oldu? İkinci çeyreğe kıyasladığımız zaman burada bir
değişim oldu mu? Yani ciroya katkısının yine bu kadar iyi bir şekilde geleceğini söylemek mümkün mü? Kurlarda da bir artış var. Geçen çeyreğe baktığımız zaman %13'lük yukarı yönde bir hareket oldu. Bu çeyrekte de %11'lere yakın bir yukarı yönde hareket olacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Burada ciroda özellikle elektrik tarafının katkısının artarak mı devam edeceği, yoksa hani buralarda bir kesinti olur mu? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Birinci çeyreği sizlere finansal özetini geçerken hani faaliyetlerimizden de bilgi vereyim. Alparslan Bey de burada hem değerli katkıları yapıyor hem ikinci çeyrekle ilgili yorumlarını katarsa çok daha verimli bir toplantı olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Aslında bizim sonuçlarımızı dördüncü çeyrekle kıyaslamak çok doğru olmuyor. Çünkü bizim işimize süreksel olarak baktığımızda sezonsallık var. O yüzden daha doğrusu çeyrekler bazında karşılaştırmak bizim için daha, yani birinci çeyrek versus birinci çeyreğe göre kıyaslamak daha mantıklı olacaktır. Bir de benim hep şunu anlatmak nokta şudur. Hani konsolide kar bizim her zaman doğruyu yansıtamıyor performans anlamında. Bir de biz bunu biraz daha zenginleştirerek kombine anlamda da kıyaslamasını yapıyoruz. Ben isterseniz konsolden başlayayım, sonra daha gerçekçi bir performans karşılaştırması için kombine rakamlardan bahsediyor olayım. Evet, lütfen. Çok iyi. Şimdi konsolde karımız dediğiniz gibi 1 milyar 31 milyon TL gibi bir rakam oldu. Geçen sene birinci çeyrekte bu rakam 43 milyon TL'ydi. Şimdi buradaki ana aktörlere baktığımızda aslında enerji çok büyük bir rol alıyor ama enerjinin iki ayırmak lazım. Bizim sahip olduğumuz Altek firmasından gelen ciro ve kar var. Bu birinci çeyrekte bu bizim konsolide tabloya yansıdı. Nasıl yansıdı? Geçen sene baktığımızda birinci çeyrekte kuraklıktan dolayı Karakuzu 76 MW tesisimiz faaliyet gösteremedi. Bu sene full performans faaliyet gösterdi. Bunun yanında bir de Gönen hidrolitik santralimiz var, 10 MW'lık. Bunlar full performans gösterince hem cirosal anlamda hem de aşağı doğru indiğimizde de olumlu etkilerini gördük. Bununla beraber taahhüt ve arazi geliştirmede kuvvetli bir birinci çeyrek yaşadık. Bunun da hem cirosal hem de aşağı doğru net kâra doğru katkılarını gördük. Burada net kâra giderken ki aslında en büyük faktör bizim ortaklık yoluyla kontrol ettiğimiz hem elektrik dağıtım ve perakende kolumuz, bununla beraber de termik santralimizin katkısı ve panel güneş enerjisi santralimizin katkısı oldu. Hani performans olarak biz yine dediğim gibi kombine rakamlardan bahsedecek olursak burada daha size etkin şeyler anlatabiliyor olacağım. Burada kombine olarak dediğimiz şey de şudur, yani ham, eliminasyon öncesi, ortaklıklarda %100 pay sahibi olma mantığıyla yaptığımız bir bakış açısı. Kombine olarak baktığımızda ciromuzda %237 artırarak aslında 11 milyar TL seviyesine yaklaşan bir ciro görüyoruz. Mevcut bizim Alak Holding olarak 6 tane iş kolumuz var. Enerji, taahhüt, arazi geliştirme, sanayi ve ticaret, turizm ve girişim sermayesi. Enerji işimiz bizim toplam büyüklüğümüzün şu an %85-90 seviyelerine ulaştı. Enerji bizim çok kuvvetli bir, önemli bir iş kolu haline geldi. Enerji işini de ikiye ayırmak lazım. Hem elektrik üretim hem elektrik dağıtım ve perakende iş kolu olarak bakmamız gerekiyor. Elektrik üretim olarak baktığımızda aslında bizim şu an iki tane HES'imiz var. Dediğim gibi Karakuzu 76 MW, Gönen 10 MW. Bunların %100'ü bize ait. Bir tane güneş enerji santralimiz var. 51 MW. Ortaklık altında %50-50. Bir de Cenal Karadiga termik santralimiz var. 120 MW. Toplamda 1539 MW üretim kapasitesiyle yılda yaklaşık olarak 11 milyar kilovat saat elektrik üretiyoruz. Şimdi birinci çeyrekte baktığımızda Türkiye'de toplam elektrik üretim %5 civarında bir artış kaydetti. Bizim santrallerimizdeki elektrik üretim artışı ise %9 mertebesinde gerçekleşti. Bununla beraber piyasada oluşan elektrik spot fiyatlarına baktığımızda geçen sene aynı çeyreğe kıyasla %374 TL bazında, dolar bazında %150'lik bir artış var. Şimdi bu iki, hem üretim artışı hem fiyat artışıyla beraber birleştirdiğimiz noktada elektrik üretiminden elde ettiğimiz gelir %354 seviyesinde artış kaydederek 4 milyar TL seviyesini aşmış durumda birinci çeyrekte.
İkinci çekti ki bu artışların devamını görüyor olacağız. Bununla beraber ikinci elektrik üretimleri, elektrik dağıtım ve perakende iş kullanımına baktığımızda ise burada Türkiye'nin yaklaşık %10'una tekabül eden bir coğrafyada yaklaşık 2,5 milyon tüketici elektrik dağıtım ve satış hizmetini vermekteyiz. Bu operasyonu aslında 2009 yılında özelleştirme vasıtasıyla aldık ve 2036 yılı sonuna kadar da buranın sözleşmesi devam ediyor. Bu da ortaklık altında devam ediyor, kontrolü altında. Bu iş kolumuz oldukça defansif olarak biz görüyoruz. Çünkü buradaki hem yatırımlarımız ve bununla beraber hak ettiğimiz varlık tabanımız enflasyon boyutuyla her sene yukarı taşınmakta, yaptığımız yatırımlar bu havuza dahil edilmekte ve sonrasında da bir finansal gelir ve performansla beraber bir finansal gelir elde etmekteyiz. Bu anlamda baktığımızda 2022'nin birinci çeyrek sonu itibariyle düzenlenmiş varlık tabanımız 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu ne demek? Biz önümüzdeki dönemlerde finansal gelir olarak aslında buradan ciddi bir gelir beklentimiz bulunmakta. Bu anlamda birinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda elektrik dağıtım ve perakende anlamında dağıtılan elektrik miktarını %5'lik bir artış kaydettik. Satılan elektrik miktarında ise %2'lik bir artış kaydedildi. Bu özellikle geçen senenin birinci çeyreğe göre tarifelerde yaşanan ciddi artışla beraber dağıtım ve perakendeki ciromuz 5 milyar TL seviyesine ulaştı. Bundan sonra ki hani diğer bir iş kolumuz ve gelirde de önemli bir yer tutan taahhüt iş kolundan bahsetmemiz gerekirse iş kolumuzun mevcut iş yükü 922 milyon dolar seviyesindedir. Bunun yaklaşık olarak %30'u Türkiye, %70'i yurt dışında. Buradaki bizim ana şeyimiz hem yurt dışında hem yurt dışında katma değeri yüksek projelerde aktif rol alma isteğimiz var. Hani burada daha çok PPP projelere odaklanıyoruz. Mevcut projelerimiz arasında Romanya'da 3 tane projemiz var. Bunların 2 tanesi oturu, bir tanesi metro. Yurt dışındaki ilk metro ihalesini aldık bu sene içinde. Kazakistan'da bir tane PPP projemiz var, Bakat projesi. Bu da uzun soluklu bir proje, otoyol projesi. Türkiye'de de 2 tane metro projemiz var. Şimdi bunların artık 2023 yılı itibariyle çok hızlı derecede tamamlanmasını ve hatta bitmesini bekliyoruz. Bu da ne demek? Proje tamamlanmasıyla beraber daha kuvvetli bir gelir elde edinimi demek oluyor. Bunları da yakın zamanda görüyor olacağız. Yani hani, devam eden projelerde sadece bunlar var değil mi şu anda? 2022 yılında. Doğru. 2022 yılında bunlar var. Dediğim gibi getirisi yüksek PPP arayışlarımız devam ediyor. Doğru coğrafyalarda, doğru ülkelerde bulursak da burada da hani değerlendirme düşünüyoruz. Hani birinci çekirde buradan elde ettiğimiz gelir yaklaşık 1.2 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen sene aynı çeyreğe kıyasla %164'lük bir artış kaydetti. Buradan sonraki diğer bir iş kolumuz olarak sanayi ve ticaretten bahsetmek isterim. Sanayi ve ticaret bizim aslında %42 oranında ortak olduğumuz, Alaka Kerri firmamız ortak olduğumuz bir iş kolu. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteriyor. Burada her ihtiyaca uygun kalite odaklı bir yaklaşım ile beraber tüketicilere hizmet veriyoruz. Bu özellikle birinci çeyrekte yeni ürün lansmanlarımız, ihtiyacı uygun lansmanların ürün geliştirmeleriyle beraber ciromuz %112 seviyesinde artış kaydederek 500 milyon TL mertebelerine ulaşmış durumda. Burada da hani yaz ve yazın ve yaza doğru özellikle soğutma ünitelerinin satışında artış kaydederken kış öncesinde de hani ısıtma olarak da hani kombi ve ısı pompası gibi satışlar burada kuvvet kazanıyor. Bu anlamda da büyüme beklentimiz burada devam ediyor. Dördüncü iş kolu olarak biz arazi geliştirme olarak söylüyoruz. Ve elimizdeki büyük portföyün büyük bir kısmı Alaka Göyeo halka açık bir firma olarak Alaka Göyeo altında işlem görüyor. Burada Alaka Göyeo altında hem kira getiren değerli yerler olmasıyla beraber değerli arsa ve araziler de var. 2022 birinci çeyrek sonu itibariyle 3.2 milyar TL'lik aslında bir portföye ulaşmış durumda.
yıl sonu kıyasla, 2021 yıl sonu kıyasla %20'lik bir artış kaydetti. Buradaki amacımız Alaiko Geyo'yu biraz daha turizm odaklı, leisure'ı benimsemiş bir şekilde turizm otellerinde yatırım yapan veya kira getirisi yüksek yer arayışlarımıza devam eden bir yapı halini devam ettirmek. En son 2021'in sonunda Bodrum Gündoğan'da 1022 yatak kapasiteli bir yer sıralandı. Şu an buranın renovasyonu devam ediyor. İnşallah 2024 yılının turizm sezonu başladığında Keysight markasıyla burada ilk ziyaretçileri kabul etmeye planımız devam ediyor. Burada da birinci çek sonuçlarına baktığımızda ise arazi geliştirme, elde ettiği kira gelirindeki artışla beraber yaklaşık olarak %54'lük bir cirosunun anlamında bir artış kaydetti. Beşinci olarak baktığımızda turizm iş kodumuz var. Turizm iş kodumuzda mevcut Hillsight Beach Fethiye tesisiyle beraber 750 yatak kapasitesi yaklaşık. Bir de Bodrum Gündoğan'ın yapım işleri devam ediyor. Burada da büyüme hedeflerimiz var. Bitmesi planlanıyor acaba? Böyle bir öngörüde bulunabiliyor muyuz? Yani 2024 yılında ilk ziyaretçilerini almayı hedefliyoruz. Bu anlamda çok bir kapsamlı bir çalışma var. Aldığımız yer güzel bir yer. Çok güzel bir koydu. Gündoğan koyunda. Ama Hillside standartlarını eleştirmek için tabii ki yatırım yapmamız lazım. Hillside'in hani müşteri memnuniyeti biliyorsunuz çok yüksektir. %92 bir şey var. Doluluk oranı ile devam eder. %90'a yakın müşteri memnuniyeti ile devam eder. Bunu sağlamak için bütün altyapı yatırımlarını yaparak bunu 2024 yılında yine Hillside markasıyla işletmeye almayı planlıyoruz. Yakın dönemde kaskısını aslında hissetmeyeceğiniz. Evet. Aynen 2024'te görüyor olacağız. Burada da birinci çekti turizm bu arada iş kolu birinci çekti bir zayıftır. Çünkü hani oteli Nisan'ın ortasında açıyoruz. Buna rağmen %50'lik bir hani gelir artışı var. Eğer ki son iş kolumuza baktığımızda girişim sermayesi. Aslında girişim sermayesini biz 2020 yılında kurduk. Bir iş kolu olarak bünyeye dahil ettik. 2020 yılından bu yana da 20 şirkete yatırım gerçekleştirdi. Doğru, ve doğru. Bayağı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Aynen. Alaiko Ventures, pardon ekranım kapandı bizden. Alaiko Ventures adıyla devam ediyor. Yaklaşık olarak ödenmiş sermayesi 70 milyon TL. Şu an 19 şirkete yatırım yaptı ama hızlı yatırım devam ediyor ve elindeki varlıklarından bir kısmı da unicorn olmuş durumda. Yani burada da hızlı gelişmelere şahit olacağız önümüzdeki dönemde. Ama tabii ki şu anki bizim SDK finansal tabloları yansıtacak bir gelişme yok. Buradaki amacımız ne? Teknolojiye dayalı, yüksek potansiyel vadeden gelecek dizi şirketlere yatırım yapmak. Bunları da şöyle sınırlandırdık. Hani dijital şirketler, çevrimiçi pazar yerleri, sağlık, finansal teknoloji, emlak teknoloji, tedarik zinciri ve lojistik alanları olarak bir böyle bir dar kapsamlı bir çalışmamız var. İnanılmaz bir burada proje yağıyor ve çok nitelikli bir ekibimiz var bu noktada. Ve bu projeleri her sene yaklaşık 250 tane duyduğumuz yazılıp şu ana kadar 20 tanesine yatırım yapmış durumda. Burada agresif mi ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Yani hedefiniz biraz daha agresif büyüme yönünde mi olacak? Belki burada Alparslan Bey bir yorum yapabilir Ventures için. Alparslan Bey. Evet, bizim ana yatırım stratejimizden bir tanesi. Biz Alaiko yatırım tarafına çok önem veriyoruz. Alaiko Ventures bunun ilk bacağıydı. Şu ana kadar 20 civarında şirkete yatırım yaptık. Buradaki Ventures kısmında artırarak ve büyüterek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bünye Alaiko içinde var olmaya devam edecek, süreklilik arz edecek ve daha büyük olacak. Ki sadece Alaiko Ventures'la sınırlı kalmayacak. Biz Alaiko yatırım bünyesinde private equity ve public equity kollarında devreye almayı düşünüyoruz. Bir sonraki kısımda belki daha detaylı konuşuruz ama Alaiko yatırım, Alarko'nun önemli ana iş kollarından birisi haline geliyor olacak. Peki burada Metaverse'e de bir şey yapacak mısınız? Dahil edecek misiniz oradaki şirketleri? Metaverse'le ilgili faaliyet gösteren şirketlere de böyle bir şey açacak mısınız yoksa? Şu ana kadar Metaverse'le ilgili bir yatırım yapmadık. Fakat çok geniş elpazede bir yatırım çerçevemiz var. Dolayısıyla muhakkak kadraja Metaverse'le ilgili teknolojik yatırımlar da girecektir diye düşünüyorum.
Oradaki çerçeveyi şöyle biraz anlatayım aslında. Biz coğrafi olarak da çok geniş bir perspektifte çalışıyoruz. Şu ana kadar Hindistan'dan Kolombiya'ya, Brezilya'dan Arjantin'e, Kuzey Amerika'ya, Afrika'ya birçok farklı ülkede yatırımlar gerçekleştirdik. Birçok farklı sektörde yatırımlar gerçekleştirdik ve çok geniş bir çerçevede gerçekten gelecek vadeden özel iş kollarına yatırım yapmaya çalışıyoruz. Oradaki iş modeline, işin geleceğine ve ekibe inandığımızda buradaki pozisyonumuzu alıyoruz. Bu bizim çok önemli bir iş kolu. Metaverse de buradaki kadraja girebilecek konulardan birisi fakat henüz dahil etmedik daha. Tamam. Teşekkür ederim. Son birkaç cümle de söyleyeyim. Ondan sonra artık zaten bu tarafı bitirmiş olacağım ben de. Tamam. Net kar gelişimine bakarsak kombine anlamda enerji yine ağırlıklı bir katkı ile beraber %380'lik bir artışta 3 milyar gibi bir FAVÖK elde ettik. Burada özellikle elektrik üretiminde verimli üretim stratejisi ve etkin maliyet kontrolü çok burada etkili oldu bizim için. Buradaki yaratılan FAVÖK'te en önemli alanını bu oluşturdu. Beraberinde ise elektrik dağıtım ve perakende iş kolunda ise yarattığımız finansal gelir ve makul değer değişimi yaklaşık olarak burada 450 milyon TL civarında gerçekleşti. Bunlar bizi FAVÖK'ü olumlu yönde etkilerken depozito giderlerindeki artışları bir nebze bizi sınırlandırdı. Evet. Son olarak net kâra baktığımızda da net kârımız 2,4 bin milyara ulaştı. Burada aslında elektrik üretiminde de yine bir TL'nin dolar karşısında değer kaybı nedeniyle kuru farkı zarara yazdık ama elektrik üretiminde buna rağmen 1,5 milyara yakın kâr elde etmeyi başardık. Şimdi aslında başta söylediğimiz bir şey vardı. Alarko Holding olarak hani borçsuz konsolide olarak baktığımızda borçsuz gözüküyoruz ama öz kaynak yoluyla Değerlenen. şirketlerden dolayı baktığımızda aslında bir nebze borcumuz var. Yani kombini Evet. olarak baktığımızda 11 milyara yakın bir borcumuz var. Bunun yaklaşık 5-5,5 milyarı da son dönemde bizim yurt dışında yaptığımız BAKAT operasyonlarıyla, PPP projesiyle ilgili olarak geldi. Bu her ne kadar mesela yurt dışında menşeli bir şirket olduğu için kur farkı anlamında bir zarar elde etmese bile borcun totali anlamında ciddi bir büyümeye sebep oldu. Ama sadece 2022-2023 sonu itibariyle net borç FAVÖK rasyonuna bakarsak 1,5 seviyesine geldiğimizi söyleyebiliriz. Borç çevirmede herhangi bir problem görünmüyor aslında. Hatta sene başında mesela şey demiştik biz bu sene elde edeceğimiz kârlarla beraber borçları ciddi oranda azaltma hedefimiz vardı ve bu oranda çalışmalarımız devam ediyor. Bu planda hiçbir değişiklik yok. 2021 yılında sonunda çok daha cüzi bir oranda kalmış olan bir borç seviyesini görüyor olacağız diyerek bilinçek analizini ben bitiriyor olayım. Sonrasında sizin artık sorularınızı da şekillendirelim. Tabii şimdi Alarko Holding'i kendi konsolide olarak değerlendirdiğimiz zaman borç yapımız görünmüyor. Dolayısıyla evet kendi içerisinde kombine olarak baktığımız zaman borçluluk yapısı ortaya çıkıyor ama şu anda 746 milyonluk bir nakit üretiminiz var. Aslında bundan bahsetmiştim. Diğer taraftan cari oran ve likidite oran yani aslında borç çevirme rasyonlarına baktığımız zaman da oldukça makul seviyelerde olduğunu da söylemek mümkün. Ama elbette ki tabii şimdi holding çatısı altında 6 tane iş kolu faaliyet alanı birleşince orada elbette ki bir şey oluyor ve bahsetmiş olduğunuz borç oranında net borç bölü FAVÖK rasyosu da 1,5 gibi aslında düşük yerlerde. Bunu Doğru. peki ne hızla kapatmayı düşünüyorsunuz? Onu da soralım. Çok hızlı kapatmayı düşünüyoruz. Özgür Bey de biraz bahsetti. Bu sene iyi bir yıl geçiriyoruz. Yüksek performanslı bir yıl sonu beklentimiz var. Dolayısıyla aslında oradaki borcun büyük bir kısmı bu yıl itibariyle kapanmış olacak. Yıl sonundan sonra geri kalan borcun önemli bir kısmı bizim yapı devlet kapsamında Kazakistan'da yürüttüğümüz projeyle ilgili borç olarak kalıyor olacak. Ondaki borçlarda çok anlamlı bir miktar beklemiyoruz yıl sonunda. Dolayısıyla bu bizim hem nakit anlamında elimizi çok kuvvetlendiriyor olacak, hem kur riski anlamında artık çok fazla dikkate almadığımız bir denklem olacak kur riski. Dolayısıyla döviz riskinde arındığımız, leverage'imizin oldukça düştüğü, artık farklı alanlara çok daha hızlı penetre edeceğimiz bir denkleme geçiyor olacağız. Dolayısıyla borçluluk anlamında
konsolide de olmayan borç artık kombinede de yavaş yavaş denklemden çıkıyor olacak. Aslında biraz da ondan bahsedecektim. Konsolide bilançonuza baktığımız zaman kur riskini yönetmek için herhangi bir hedge kullanmadınız. Aslında biraz da ona değinecektim. Hani bu konuda ne yapacaksınız, var mı böyle bir düşünceniz diye, ama zaten onu yönetebilme açısından da şeyiniz varmış, yol haritanız varmış anladığım kadarıyla. Var. Biz o taraftaki yatırımlarımız için zaten bol miktarda risk yönetim aracı kullanıyoruz. Orada hem döviz kısmında hem commodity kısmında yapılmış olan hedginglerimiz, risk yönetim stratejilerimiz mevcut. Ki kredi anlamında bu sene sonu itibariyle yeni hedging ve risk yönetimi tool'larına da çok fazla ihtiyaç kalmayacak gibi gözüküyor. O anlamda biz sene sonu itibariyle oldukça rahatlamış, çok daha güçlü bir bilanço bekliyoruz. Aslında yıl sonu hedeflerinizi ve daha sonraki büyük hedeflerinizden bahsedeceğiz ama mesela yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Birinci şeyi şimdi yaşadık. Güçlü bir bilanço rakamı aldınız. Özellikle geçen yılın birinci çeyreğiyle bu yılın birinci çeyreği finansalları açısından bir zıplama oluşmuş. Bunu her şekilde karlılıkta da görüyoruz, FAVÖK'te de görüyoruz, kar marjlarında da görüyoruz, her şeyi de görüyoruz. Peki birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasındaki mesela değişim, tabii ki siz şu anda mevsimsellik etkisinin üzerinde taşıyorsunuz, bunu elemine etmeden soruyoruz ama özellikle enerji tarafında işte regülasyonlar yapılıyor, şu anda kur artışları, daha doğrusu TL'nin dolar karşısında değer kaybettiği bir ortamdayız. Tarifelerin arttığı artışları yaşadık ki bunu işte finansallarınızda hissettik. Dolayısıyla böyle bir gidişata baktığımız zaman enerji tarafındaki yolunuz nasıl görünüyor? Buradaki mesela CURE'ye katkısının nasıl olmasını bekliyorsunuz? Aslında oldukça iyi beklentimiz var yılın devamı için de. İkinci çeyrek için de geçerli bu. Üçüncü ve dördüncü çeyrek için daha da fazla geçerli. Dolayısıyla biz üçüncü çeyreğin ikinci çeyrekten daha iyi olmasını, dördüncü çeyreğin de üçüncü çeyreğe benzer bir performansla tamamlamasını bekliyoruz. İkinci çeyrekte tek bir handikap var. Finansalları bir miktar aşağı çekebilecek. O da bizim portföyümüzde önemli bir yer tutan Ceral Karabiga Termik Santrali'nin ikinci çeyrekte bakım döneminde olması nedeniyle cirosu ve karlılığının olması gerekenden bir miktar altta gerçekleşecek olması. Ne kadar bir sürelik bakım bu? Yani planlı bir bakım. Planlı bir bakım yaklaşık bir ay sürüyor. Dolayısıyla her sene olan bir bakım. Dolayısıyla geçen seneyle kıyasladığımızda bir fark oluşmayacak. Fakat çeyrekler arası baktığımızda termik santralin ikinci çeyrek üretimleri daha düşük gerçekleşir buradaki bakım periyodundan dolayı. Dolayısıyla oradaki 3 ayın yaklaşık kabaca bir ayında üretim gerçekleştirmiyor termik santraller. Oradan bir miktar etki görüyor olacağız. Ama onun haricinde çalıştığı 2 aydaki performans oldukça iyi üretim sektörünün. Elektrik dağıtım aynı performansla yolunda devam ediyor. Üçüncü çeyrek çok daha kuvvetli bir çeyrek olacak elektrik dağıtım için. Elektrik üretimleri üçüncü çeyrekte yılın en yüksek zirvesini görmeyi bekliyoruz. Yine elektrik dağıtım dördüncü çeyrekte de iyi performans gösteriyor olacak. Dolayısıyla bizim beklentimiz ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte de çok iyi sonuçlar. Bunların içerisinde kuvvetli ihtimal üçüncü çeyrek en iyi sonucu elde ettiğimiz çeyrek olacak diye tahmin ediyoruz. Okay. Peki 2022 yıl sonu dediğimiz zaman orada bir beklenti galiba paylaşmadınız değil mi? Ben yanlış mı biliyorum Özgür Bey? Net kar anlamında paylaştık. Sene başında arkadaşımla şöyle bir şey demiştik. 2 milyar 250 milyonla 3 milyar 250 milyon arasında bir net kar beklentimiz vardı. Birinci çeyrek gerçekleşmeleriyle beraber bunu ufak da olsa bir revize ettik. 3,5 milyarla 4 milyar mertebesini yükselttik. Gerçekleşmeler ve yeni projeksiyonlar çerçevesinde biz guidance'ımızı yıl sonuna doğru yakınsamaya çalışıyor olacağız. Bu konuda da sürekli iletişimde olmaya çalışıyoruz yatırımcılarla da. Önümüzü görebildiğimiz çerçevede hem gerçekleşmeleri koyarak hem de yeni güncel beklentilerle buradaki guidance'ı sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Üçüncü çeyrekle birlikte aslında hem bu yıla ilişkin guidance'ımızı güncellerken hem de gelecek yıllara ilişkin de bir miktar guidance vermek istiyoruz. Yatırımcılar bir miktar daha Alarko'nun geleceğini daha net ve daha iyi görebilsinler diye. Alarko'nun geleceği derken 2030 yılında bir aslında vizyonda bir değişim mi diyelim biz buna, yoksa daha güçlü bir yapıyla
devam etmek mi diyelim? Bunun ismini tabii ki siz koyun ama 2030 yılında bir farklı iki tane sektörü de bünyenize dahil edeceksiniz. Ve bu konuda hani bir yol haritası çizdiniz ve bu konuda da çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Acaba biraz bahsedebilir misiniz? Yani biz yatırımcılar olarak mesela 2030 yılında nasıl bir Alarko'yla baş başa olacağız? Nasıl bir Alarko'yu göreceğiz? Alarko'yu nerede göreceğiz? Şöyle başlayayım. Aslında biraz mevcut durumu anlatarak başlamak daha doğru olur. Mevcutta Alarko, Özgür Bey'in bahsettiği gibi 6 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Fakat şu anda toplam portföyün itici gücü aslında elektrik üretim ve elektrik dağıtımdan geliyor. Bizim oradaki iki şirketimiz MEDAŞ ve CENAL toplam portföy içerisinde neredeyse %80-85 ağırlığa sahipler ve bu iki şirketin performansı şu anda Alarko portföyünün toplam performansını en belirleyici olan şirketler. Biz burada epey şanslı konumdayız. Bizim CENAL Karabiga Termik Santralimiz sadece Türkiye'de değil, dünyadaki en iyi ve en verimli santrallerden birisi. Çok da iyi bir teknik ekibe sahip, çok iyi risk yönetimi tool'larını da kullanıyor. O yüzden bizim çok iyi performans elde ettiğimiz ve finansal katkılarını gördüğümüz bir şirketimiz. Aynı şekilde MEDAŞ, Meram Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye'deki en performanslı, en iyi dağıtım şirketlerinden birisi. Dolayısıyla biz iki özel şirketle pozisyonlanıyoruz ve iki özel şirketten çok iyi performans ve finansal sonuçlar elde ediyoruz. Buradaki iyi sonuçlar önümüzdeki yıllarda da devam ediyor olacak. Fakat biz yıllar içerisinde enerjinin toplam ağırlığını portföy içerisinde bir miktar sınırlandırmak istiyoruz. 2085'ten mertebesindeki ağırlığın %40'ın altına düşürmesini hedefliyoruz. Bunu yaparken de aslında hem mevcut faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki performansımızı arttırırken, o şirketleri daha da ileri noktalara taşırken, şu anda içinde bulunmadığımız yeni sektörlere de yatırımlar yapmak istiyoruz. 2030'a geldiğimizde Alarko aslında şu anda hiç faaliyet göstermediği birkaç yeni sektörde de faaliyet gösteriyor olacak. Bunların bir kısmı satın almalar yoluyla gerçekleşiyor olacak. Bir kısmı da belki Greenfield projelerle devreye alınıyor olacak. Dolayısıyla Alarko'nun şu andan 2030'a kadar giden dönemde portföyünde daha önce hiç yapmadığı ve bünyesinde bulunmadığı yeni şirketler, yeni sektörler, yeni faaliyetler olacağını söyleyebilirim. Burada bir önemli bacak da Alarko yatırım kısmı. Alarko yatırımda da girişte miktar bahsetmiştik. Venture Capital'la birlikte biz private equity ve public equity bölümlerini de kuvvetlendirmeyi düşünüyoruz. Burada Venture Capital'a yatırımlarımızı artarak devam ettireceğiz. Ama bunun yanında private equity ve public equity kısmında da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor olacağız. 2030'a geldiğimizde Alarko yatırımın toplam portföy büyüklüğü içerisinde yaklaşık %25'lik bir paya sahip olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla Alarko aslında 2030'a geldiğinde en az yarısı şu anda hiç olmayan asetlerden oluşuyor olacak. Biz en az %25 oranında yeni sektörler ve yeni yatırımlardan bir katkı bekliyoruz portföye ve en az %25 oranında da Alarko yatırımdan bekliyor oluruz. Yani aslında şu anki Alarko 2030'a geldiğimizde iki Alarko olacak. O ikinci Alarko aslında yepyeni bir Alarko olarak yer alıyor olacak ve biz yeni yapıda mevcut portföye göre daha bir çeşitlendirilmiş, daha yüksek getiri potansiyeli alanlarda konuşlanmış, daha dinamik, daha esnek ve daha likit bir portföy hedefliyoruz. Bu anlamda da hem yeni yatırımlar hem de Alarko yatırım kısmı buna çok katkı sağlıyor olacak. Alarko yatırım bizim hem esnek, dinamik ve likit tarafımız olacak. Yeni faaliyet alanlarında yüksek potansiyelli getirim fırsatlarını yakalamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla aslında 2030'a geldiğimizde Alarko'nun içerisinde yine enerji önemli bir porsiyon tutuyor olacak. Fakat şimdiki gibi %80-85'ler değil, belki %30'lar, 35'ler, 40'lar mertebesinde yer alıyor olacak. Yine kuvvetli bir nakit akışı sağlıyor olacak. Fakat biz portföyü hem sektörel anlamda hem coğrafi anlamda çeşitlendirmek istiyoruz. 2030'a geldiğimizde o dönemin şartlarında da çok daha dinamik, çok daha esnek şekilde konuşlanmış bir şirket ve bir holding oluşma düşüncemiz var. Ki biz tepede Alarko Holding'i aslında uluslararası bir portföy
şirket olarak konuşlandırıyoruz. Yani Alarcon'un şu anda yaklaşık 800 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. Biz bunu aslında yatırımcılarımızın 800 milyon dolarlık fonunu yönetiyoruz olarak bakıyoruz. Ve bu 800 milyon doları farklı sektörlerde farklı yatırımlara kanalize etmiş durumdayız şu anda. Yıllar içerisinde buradaki kaynak alokasyonunu bir miktar farklılaştırmayı ve yatırımcılarımıza çok daha yüksek bir getiri potansiyeli yaratan daha dinamik, daha güçlü, daha iyi bir portföy yaratmak istiyoruz. Ve 2030 yılında da holdingin değerini de 3 milyar dolara çıkaracağınıza yönelik de yapmış olduğunuz açıklamalar var. Değil mi? Yani bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, hedefimiz 3 milyar dolar. Dolayısıyla az önceki rakamlarla birleştirdiğimizde aslında 3 milyar dolarlık bir piyasa değeri. Bunun yaklaşık 750 milyon dolarının Alarcon yatırım, yani Venture Capital, Private Equity, Public Equity'den oluşmasını hedefliyoruz. En az 750 milyon dolarlık kısım şu anda hiç içinde yer almadığımız yeni faaliyet kollarından yer alıyor olacak. Ve mevcut portföyümüzün değerini de 1,5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Alparslan Bey çok teşekkür ederim size. Özgür Bey size de çok teşekkür ederim. Birinci çeyrek finansal sonuçlarını anlattınız. Belki ikinci çeyrek sonuçlar açıklandığında da sizi böyle hani kısa da olsa bir davet etmek isteriz. İkinci çeyrek finansal sonuçlarını da bir beraber değerlendiririz. Çok sevinirim. O zaman davetinizi bekliyorum tekrar. İkinci çeyrekten sonra da guidance'ınızın açıklanmasıyla birlikte Alparslan Bey size de daha detaylı tüm iş kollarını çok daha detaylı bir şekilde anlatacağımız ve ifade edeceğimiz videolarda da görmeyi çok arzu ederiz. Elbette her zaman biz de çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun.